Vergi Bilenler ekibi olarak herkese yeniden merhaba. Uzun bir aradan sonra sizlerle yeniden birlikteyiz. Bu videomuzda yurt dışından getirilen cep telefonlarını Türkiye'de kaydettirebilmek için ödemeniz gereken harç tutarını internet üzerinden nasıl yatırabileceğinizi açıklayacağız. Telefon kullanım izin harcı ödemesi, banka şubelerinden, internet bankacılığı araçlarından, vergi dairelerinden veya interaktif vergi dairesi üzerinden yapılabilmekte. Biz bu videomuzda kredi kartı ya da banka kartımız ile çok kolay bir şekilde interaktif vergi dairesi üzerinden ödeme yapacağız. İnteraktif vergi dairesi üzerinden ödeme yapmak için öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan gip.go.tr adresine giriyoruz. Buradan hızlı erişim bölümünde yer alan interaktif vergi dairesi kutucuğuna tıklıyoruz. Karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranın sol alt köşesinde bulunan harç ve değerli kağıt bedeli ödeme bölümüne tıklıyoruz. Açılan kutucuklardan cep telefonu harcı ödeme bölümüne geliyoruz. Bilgi kutucuğu içerisinde özetle harç ödemesinin pasaport sahibinin TC kimlik numarası üzerine yapılması gerektiği ve ödemeyi yaparken aşağıdaki listede size en yakın vergi dairesini seçmeniz önerilmekte. Şayet hatalı bir ödeme ya da ödemenin iadesini gerektirecek bir durum olursa kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir vergi dairesini seçmeniz gerektiği ifade edilmiş. Yaptığınız ödemeyi iade almanız gerekiyorsa bunun için neler yapmanız gerektiğini sağ üstteki videomuzdan izleyebilirsiniz. Bu ekranda TC kimlik numaramızı, adımızı ve soyadımızı yazıyoruz. İl olarak Ankara'yı seçiyorum. Vergi Dairesi Mal Müdürlüğü bölümünden de bana en yakın olanı seçiyorum. Ankara merkezde oturan biri olarak bana en yakın vergi dairesi Veraset Parça Vergi Dairesi. O sebeple ben burayı seçtim. Bu listede size en yakın vergi dairesini bulmak için vergi daireleri yetki alanları haritalarını inceleyebilirsiniz. Her ile ilişkin yetki haritası internet üzerinde mevcut. Google'dan bir arama yaparak bu yetki haritalarına ulaşabilir ve bunları görüntüleyebilirsiniz. Şimdi e-mail numarasını giriyorum. Evet, harç bedeli de gördüğünüz gibi 500 lira. Bu tutar 9 Kasım 2018'den itibaren 170 lira 70 kuruştan 500 liraya yükseltildi. Siz eğer 2019 yılı içerisinde bu videoyu izliyorsanız bu rakam 1 Ocak 2019'dan itibaren yeniden değerleme kapsamında güncellenmiş olacağından daha farklı bir rakamla karşılaşabilirsiniz. Şimdi öde butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hatalı bir işlem yaptığımda uyarı ekranı bana hatanın sebebini açıklıyor. Burada e-mail numarası hatası ifade edilmiş. Örneğin ben ismimi bir yanlış yazsaydım ya da bir isimde bir harf hatasını yapmış olsaydım bu durumda hata aynı şekilde karşıma çıkacaktı. Şimdi doğru şekilde yeniden e-mail numarasını giriyorum ve öde butonuna tıklıyorum. Ödeme ekranında 4 farklı ödeme yöntemi görüyorum. Burada yabancı ödemeler, mobil ödemeler, e-banka hesabı ve yurt dışı kartlar başlıkları yer almakta. Öncelikle yabancı ödemeler nedir onlara bakalım. Ödeme yönteminde yabancı ödemeleri tıkladığımızda UnionPay, Alipay gibi platformlardan ödeme yapılabileceği ifade edilmiş. Bunun dışında mobil ödemeler başlığı altında ise GarantiPay, Maximum Mobil ve Yapı Kredi Pay araçlarıyla ödeme yapılabiliyor. E-banka hesabı ile Akbank, Garanti ve Yapı Kredi bankaları aracılığıyla ödeme yapılabiliyor. Ve son olarak en sık kullandığımız yöntem olan yurt içi kartlar bölümü bulunuyor. Ben ödemeyi kredi kartım ya da banka kartımla bu platform üzerinden gerçekleştireceğim. Bilgilerimi dolduruyorum. Ödeme butonuna basıp işlemi tamamlıyorum. İşte hepsi bu kadar. Artık yurt dışından getirdiğim cep telefonumu e-devlet üzerinden kaydettirebilirim. Ödemeyi yaptığım halde kayıt işlemi yaptıramazsam bu tutarı iade alabilirim. İade almak için de yapmam gereken süreci bir sonraki videoda izleyebileceksiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videoyu beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.